Merhabalar, evinizin ücretsiz beyaz eşya tamiri kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Ben evinizin ücretsiz teknisyeni Nurullah Zengin. Isparta'da Zengin Teknik adı altında hizmet vermekteyiz. Öncelikle bunu belirteyim. Bugünkü konumuz değerli takipçiler, görmüş olduğunuz gibi bir adet rezistansım var burada. Çamaşır makinelerinin rezistansı yani ısıtıcısı nasıl değiştirilir? Rezistans değişimi nasıl yapılır? Bunları bugün hep birlikte öğreneceğiz, göreceğiz değerli takipçiler. Sizler de evinizde basit bir şekilde makinanız ısıtmıyorsa bu rezistansı nasıl değiştirebilirsiniz? Bu konuda sürekli takipçilerinden abi rezistansımı değiştirmeliyim, nasıl değiştireceğim, bir video çeker misin diye rica edenler oldu. Hep birlikte pratik şekilde nasıl rezistansımızı değiştiririz bunları göreceğiz. Diğer takipçiler, hemen şöyle ben hazır olsun diye makinamı arkasını çevirdim. Öne doğru eğdim. Hemen şuradan şarjımı alayım. Arka kapakta şu şekilde burada vidalar mevcut. Bunları söküyoruz. Evet, vidalarımızı da şuraya koyalım kaybolmasın. Şarjı da bırakalım. Kapağımızı açtık. Buraya bıraktık. Daha sonra yapmamız gereken burada bizi kayış engelleyecek. Yaklaşalım isterseniz. Şu şekilde yakından diğer takipçilerim görsünler. Hemen kayışımı da çıkarıyorum. Kayışımı çıkardım. Arkasından soket uçlarımı çıkarıyorum değerli takipçiler. Sensörümün ucunu çıkarıyorum. Topraklamamı çıkarıyorum. Diğer soket ucumu çıkararak buradan kablolarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bu uçlar fark etmez. Toprak hariç faz nötr fark etmeksizin buraya bunu buraya bunu buraya da takabilirsiniz. Faz nötr fark etmez ısıtıcı da. Sensör yerine toprağı da yani yeşil sarı olanı da toprağa takıyorsunuz. Ve daha sonra şurada bulunan videomuzu ben 10 lokmayla yapıyorum. Bakın 10 lokmayla yapıyorum. Siz anahtarla da penseyle de yapabilirsiniz. İlk olarak bunu gevşetiyoruz. Şu şekilde güzelce gevşetelim. Gevşettikten sonra vidamızı püf nokta budur bakın. Çıkaramayanlar için. Bunu çıkaramayanlar var. Şuraya çekelim vidayı güzelce. Bak vidayı sonuna kadar açıyoruz şu şekilde. Sonuna kadar açtık. Daha sonra çekiç yardımıyla çekicimi alayım hemen. Çekiç yardımıyla şuraya darbe yaparak vidayı arkaya ittiriyorum yavaş yavaş sensöre zarar vermeden. Bakın arka tarafa vidaları ittirdim. Ve şu yanlardan rezistansımızın iki yanından iki tane düz tornavidayla şu şekilde bakın. Yani bizde kanırtma derler yani kastırma da olabilir. Şu şekilde kastırma yaparak bakın nasıl çıkarttırdım. Görüyorsunuz. Bu şekilde asılarak rezistansımızı çıkarıyoruz. Sizler kireçlendiği için geç ısıttığı için de bu işlemi yapabilirsiniz değerli takipçiler. Ve daha sonra bu rezistansı tekrardan geriye takacağız. Benim rezistansım arızalı değil. O yüzden sizlere gösterme amaçlı söktüm bu rezistansımı. Tekrardan geriye takmak için takarken şuraya şu araya giren bir tane yay var. Hatta karşıdan yayımızı görelim. Yayın nasıl olduğunu bir görelim. Görebilirsek şöyle. Aynen. Bakın şu iki tane yay gibi bir şey var orada. O ikisi aynı parçadır. Heh, bak şöyle tam gördük. Tamamdır. Bakın hatta içerisinden buradan top line falan çıkıyor. Tekrardan geriye takarken o kancanın içerisine oturtturuyoruz güzelce. Şöyle taktıktan sonra yani bunu sonuna kadar ittirdikten sonra kazanı bir tur şöyle. Arkadan kasnaktan çevirin rezistansa değmesin. Bazen takıyorlar kazanı bir çeviriyorlar. Tır 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 kazana değiyor rezistans. Buna çok dikkat edin.
Bakın şu şekilde söktük. Tekrardan gösteriyorum. Geriye tam karşıya düz şekilde. Düz şekilde karşıda yatığı var onun. Ben hani hissettiğim için artık oraya takabiliyorum. Rahatlıkla. Siz de direkt oraya denk getirerek bakın. Şu şekilde bir cırt diye bir ses gelecek. Yani yatağına oturduğunuz sesidir o. Araya oturttuktan sonra sizler şu şekilde bir baskı uygulayarak yani sıkarken bir yandan baskı uygulayın ki sıktığınız geri gelmesin. İlk önce bir boşluğunu aldıralım. Restansımızın şöyle. Şöyle bir baskı uygulayın veya tornavida ile bastırın şöyle. Her iki tarafı da eşit şekilde bastırırsanız daha iyi olur. Bazen sıktığınızda bir tarafı kalkabilir. Güzelce bu şekilde sıkıyoruz. Bakın. Şimdi daha bitmedi. Bakın. Şöyle. Bunu çok da sıkmıyoruz. Yalnız bak. Su kaçırmasın diye çok sert sıkarsanız burası şu kısmı içine doğru gider. Yanlar dışa doğru açılma yapar. Bu da ne olur? Yanların altları açılır. Buradan aşağıya su sızar değerli takipçiler. Boşluğunu aldırıyoruz. Birazcık da bir iki tur yükleniyoruz. Ama çok sıkmıyoruz. Daha sonra buradan tekrardan sensör ucumuzu takalım. Bunu bu tarafa en yakın faz kablosu, nötr kablosu hangisiyse onu o tarafa. Bunu da buraya takalım. Tam soket oturmadı. Bunu da taktık. Toprağımızı da buraya takıyoruz. Restans değiştirme işlemi bu şekilde değerli takipçiler. Değerli takipçiler siz de restansını bu şekilde değiştirerek veya restansım kireçlendi diye değiştirmek istiyorsanız da bu şekilde değiştirebilirsiniz. Fiyat vermek istemiyorum ama siz bu şekilde kendiniz Trendyol'dan olsun, bulunduğunuz bölgedeki parçacılardan olsun alarak, temin ederek gelip takabilirsiniz. Ve yorumları bir Allah razı olsun derseniz bana ben de hani memnun olurum buna yorumlara bir yorum bırakırsanız bu kadar sizlere emek veriyoruz. Bunları anlatıyoruz. Bunlar çünkü bedava bilgi. Biz bunları müşteriye parayla satıyoruz. Ama sizlere bu kanalda parayla müşteriye sattığım içerikleri yani bilgileri sizlere içerik olarak ücretsiz bir şekilde ben buradan sağlıyorum. Yani bir teşekkürü hak ediyoruz. Aşağıdan teşekkür ederek like atarsanız teşekkür ederim değerli takipçiler. Bildiğiniz üzere haftada bir gün video atıyoruz. Videolarımın bildirimleri açıp da videolarımın hepsini izlerseniz memnun olurum değerli takipçiler. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Zengin Teknik Isparta değerli takipçiler. Görüşürüz.